Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda dine uygun olmayan ifadeler. Tüm ifadelerden Allah'ı, İslam'ı, Kur'an'ı ve Peygamberimizi tenzih ederiz. Önemli açıklama. Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde de göreceğiniz gibi Mevlana'ya atfedilen sözler açık olarak Kur'an'a muhalif sözlerdir ve bu sözlerin İslam adına yayılıp kullanılması kabul edilemez. Bu sebeple söz konusu bölümlerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplardan çıkarılması önemlidir. İnşallah denilmesine kızıp kendisini haşa Allah gibi görerek benim söylemem yeterli demesi. Mevlana bir işin yapılmasını emreder. Şeyh Muhammed Hadim inşallah Allah dilerse deyince Mevlana bağırır. İnşallah demek Kur'an'da emredilen bir hükümdür. Ancak Kur'an'ın emrinin uygulanmasına sinirleniyor ve şöyle cevap veriyor. A aptal, ya söyleyen kim? Haşa, kendisini Allah gibi görüyor. Zaten söyleyen benim diyor. Haşa, ben Allah'ım demiş oluyor. Allah'ın haram kıldığı şarabın övüldüğü sözler. Zevk veren her şey, şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedile gelmiştir. Yoksa şarap haslara helaldir, aşağılık kişilere haram. Yani Allah'ın kesin hükümle haram kıldığı şarabı, kendisi gibi sözde seçkin insanlara helal ilan ediyor. Halk içemez. Ama biz dilediğimiz gibi şarap içeriz diyor. Haram olan şarabı içenlerin daha akıllı olduğunu iddia ederek dini tahrif ediyor. Şarap içen akıllıysa daha ziyade akıllı olur. Allah Kur'an'da şarabı kesin hükümle haram kıldığı halde akıllı olanın şarap içebileceğini, hatta daha akıllı hale geleceğini söylüyor. Kendisini ne Müslüman ne kafir diye tanıtıyor. Müslüman olmanın önemli olmadığını, kafir de olsa kabul edileceğini söylemiş oluyor. Aşk kafiriyiz biz, Müslüman başka. Kur'an'da anlatılan Müslümanlığı kabul etmemiş oluyor. Kafirliğin normal kabul edildiği bambaşka bir din anlatıyor. Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova. Kendi oluşturduğu sistemin apayrı bir model olduğunu, İslam'la bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Bazı çevrelerde bu yüzden İslam'a karşı Rumiliği geliştirip yaymak istiyorlar. Ne Müslümanlığa yer var ne kafirliğe yer. İslam'a muhalif, Kur'an'dan ayrı sapkın bir sistem ortaya koyuyor. İçinde Müslümanlık olmayan bir sistem. Savunduğu sistem ne Müslümanlıktır ne kafirlik diye anlatılıyor. Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de. Orada ne Müslümanlığın işi vardır ne kafirliğin. İşte bazı çevrelerin İslam'a, Kur'an'a, Müslümanlara ve hatta Allah inancına karşı olmalarına rağmen Rumiliği savunmalarının temelinde bu vardır. Rumilik İslam'dan ayrı, İslam yerine geçirebilecekleri bir sistem olarak görülmektedir. Haram olan şarabın helal kılındığı, Allah'ın iğrenç bir çirkinlik olarak bildirdiği homoseksüelliğin adeta övüldüğü, tüm evreni Allah'ın yarattığı gerçeğini inkar eden evrimin savunulduğu, kadınların sözde aşağı varlıklar olarak görüldüğü, Kur'an'a göre küfür olan ifadelerin yer aldığı bir anlayış telkin edilmektedir. Mesnevi'yi haşa Kur'an gibi görüyor. Bu kitap Mesnevi'dir. O, Allah'ın en büyük fıkhıdır. Erkek erkeğe ilişkinin, çocuklara tecavüzün, şarap içmenin, kadınları aşağılamanın, evrimin meşru gibi gösterildiği Mesnevi'nin, haşa Allah'ın en büyük fıkıh kitabı olduğunu iddia ediyor. Allah'ın en aydın şeriatıdır. En reddedilemez delilidir. Allah'ın Kur'an için bildirdiği hükümlerin Mesnevi için bildirildiğini öne sürüyor ve Mesnevi'ye karşı gelinemez, inkar edilemez diyor. Şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar elleriyle yazmışlardır onu. Tertemiz kişilerden başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Mesnevi'nin yazılmasını haşa Kur'an'ın Cebrail tarafından indirilmesine benzetiyor. Vakıa suresinin 77 ila 80. ayetlerinde Kur'an için bildirilen ona temizlenip arınmış olanlardan başkası dokunamaz hükmünün Mesnevi içinde geçerli olduğunu iddia ederek kendi kitabını Kur'an'a şirk koşuyor.
Mesnevi, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Allah onu korur, gözetir. Allah, Kur'an'ın kendi koruması altında olduğunu bildirmiştir. Haşa, Mesnevi'nin de Kur'an gibi Allah'ın koruması altında olduğunu iddia ediyor. Böylece Mesnevi'ye karşı çıkılmasını engelleyeceğini sanıyor. Vasıtasız verilmeyen ilim değerli değildir deniyor. Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla ilim geldiği için haşa peygamberimize gelen vahiy ve Kur'an'ın değerli olmadığını iddia etmiş oluyor. Tanrı'dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. Yani bir ilim, peygamberimize geldiği gibi Cebrail vasıtasıyla geldiyse onun kıymeti yoktur. Kaybolur gider o ilim diyor. Bana ilim doğrudan Allah'tan geldi. Mesnevi-i Kerim doğrudan ilimle bana yazdırıldı. Dolayısıyla Kur'an'dan haşa daha değerlidir. Benim ilmim peygamberden daha üstündür iddiasında bulunuyor. Küfrün şeriat haline gelebileceğinin söylendiği söz. İlletli kimse ne tutarsa illet olur. Kamil, kafir bile olsa o küfür din ve şeriat haline gelir. Kamil birisi, yani kendisinin üstün kaliteli gördüğü bir insan eğer kafir olsa ve İslam'ı reddetse onun görüşü, onun küfür içindeki yaşayış şekli din ve şeriat olur diyor. Peygamberimizin haşa intiharı düşündüğü iddia ediliyor. Allah'ın alemlere ahlakını üstün kıldığı, Kur'an'a en güzel şekilde eksiksiz uyan peygamberimizin haşa Kur'an'a aykırı yaşadığını söylüyor. Mustafa'yı ayrılık derdi kapladı. Daraldı mı kendisini dağdan atmaya kalkardı. Allah'a gönülden teslim olmuş, tam tevekkül içinde yaşayan Resulullah'ın haşa kaderi unuttuğunu, Allah'ın yarattığı olaylardan razı olmadığını ve kendisini öldürerek cinayet işlemek istediğini iddia ediyor. Cebrail, sakın yapma, kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sadece Allah rızası için yaşayan Peygamber Efendimiz'e tıpkı Firavun'un Musa'ya söylediği gibi, senin amacın siyaset ve devlet elde etmek ithamında bulunuyor. Peygamberimizin Allah aşkıyla değil, haşa kendisine dünyevi menfaatler sunulunca rahatladığını iddia ediyor. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı, yine gamdan dertten bunaldı mı, kendisini dağdan aşağı atmak isterdi. Peygamberimizi haşa imanı zayıf, Cebrail'in anlattıklarını bir süre sonra unutan, Allah'ın kaderine razı olmayan, psikolojik sıkıntıları olan bir insan gibi göstermeye çalışıyor. Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir diyen kişiye kızılması, Mesnevi Kur'an'ın kendisidir denilmesi. Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu buyurdu ki, dostlardan biri babama, danışmentler Mevlana Mesnevi'ye niçin Kur'an diyor diye benimle münakaşa ettiler. Ben kulunuz, onlara cevaben Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir dedim diye şikayette bulundu. Mesnevi'yi Kur'an gibi görmesi halkın tepkisini çekiyor. Halkın sorusuna Mevlana'nın oğlu, Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir diye cevap verince, Mevlana olduğu iddia edilen kişi buna çok sinirleniyor. Babam bunu işitince bir müddet sustu. Sonra, ''Ey köpek, niçin Kur'an olmasın? Ey eşek, niçin Kur'an olmasın? Ey kahpenin kardeşi, niçin Kur'an olmasın?'' Mesnevi'nin Kur'an gibi görülmemesi kendisini çok sinirlendiriyor. Karşısındaki kişiyi hakaretler ederek Mesnevi'nin Kur'an hükmünde olduğunu iddia ediyor. Bu filmde sadece bir kısmına yer verdiğimiz bölümler görüldüğü gibi alenen küfür ifadeleri içermektedir. Bu bölümler Mevlana'dan habersiz olarak bu kitaplara eklenmiş olabilir. Ancak bu sapkınlıklar tartışılmaz, mutlak doğruymuş gibi İslam adına yayılırsa buna katkısı olanların üzerinde dünyada ve ahirette büyük sorumluluk olur. İslam'a uygun olmayan bölümler bu kitaplardan çıkarılmalıdır.